Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma Kitabı'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık peki hocam? 42 ve 43. sayfalardaki ikinci testi çözeceğiz sevgili arkadaşlarım bu videoda. Abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz geçebiliriz artık testimize. Evet. Gençler ilk sorumuza bakacak olursak demiş ki bize İngilizce kursuna kayıt yaptıran kursiyerlerin 2/5'i kadındır. Şimdi demek ki kursiyer sayısına 5K dersem bunların 2K'sı kadın oluyor. O halde geri kalanların yani 3K'da erkek oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında demiş ki kursun ilk günü kadınların 2/5'i erkeklerin tamamı kursa katılmış. Şimdi 2K'nın 2/5'i kursa katılmış ve erkeklerin de tamamı kursa katılmış. Kursun ilk günü kursa katılan toplam kursiyer sayısı kaçmış arkadaşlar? 19'muş. O halde sevgili arkadaşlarım bunları toplam 19'a eşitse 4K bölü 5 bakın 4K bölü 5 artı 3K eşittir 19 denir. 5 kere 3K 15K. Üzerine 4K eklediniz 19K bölü 5 eşittir 19 ise her iki tarafı 19'a böldünüz. K eşittir burası 1. K eşittir kaç geldi? 5. Kursa kayıt yaptıran erkek kursiyer sayısı sorulmuş. Erkeklere 3K demiştik. K'yı da 5 bulduk. 3 kere 5'ten cevap kaçtır? 15'tir. Diyebiliriz. Devam edelim ikinci sorumuza. Aşağıda bir giyim mağazasından alışveriş yapan Hami ile Sami'nin aldıkları ürünler ve fiyatları gösterilmiş. Kasaya geldiklerinde Sami'nin ürünlerinden biri Hami'nin ürünleri arasına karışmış. Yani şu taraf şu tarafa karışmış bir tanesi. Ve bundan sonra Hami'nin toplam ödeyeceği tutar Sami'nin toplam ödeyeceği tutarın 4/3 katı olmuştur. Buna göre Sami'nin aldığı ürünlerden hangisi Hami'nin aldığı ürünler arasına karışmıştır diye soruluyor. Öncelikle Hami'nin aldığı ürünlerin toplam fiyatını hesaplayalım. 400, 525, 575 ve 675 yaparsa Hami'nin aldığı ürünler. Şimdi Sami'yi hesaplayalım. Bakın 75, 200, 300, 675 ve 725 yapar arkadaşlarım. Sami'nin aldığı ürünlerin toplamı. Şimdi ikisi toplamda 725 ve 675 liralık ürünler almıştı. Ben bunları toplarsam 1400 TL olacaktır. Bakın 4'e 3 ise 4K, 3K, 7K yapar. Yani toplam alınan ürünler 7K değerinde. Peki burada K kaçtır arkadaşlarım? 200'dür. K 200 ise bakın şurası 800'dür 4K. 3K'da sevgili arkadaşlarım 600'dür. Şimdi ne demişti? Hami'nin toplam ödeyeceği tutar. Sami'nin toplam ödeyeceği tutarın 4/3 katı. Yani artık Hami 800 ödeyecek. Sami de sevgili arkadaşlarım 600 ödeyecek. Normal şartlar altında Sami 725 ödemiyor muydu? Evet. 600'e düşmüş. Demek ki bu ürün, karışan ürün 125 liralık bir ürün. Gördüyseniz zaten 125 fazlası olmuş 800'de. Hangisi 125 lira arkadaşlarım ürünlerden? Bakın buradaki pantolon 125 lira. Demek ki pantolon karışmış. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 3. sorumla. Bir mesire alanına giriş fiyat listesi, fiyat tarifesi aşağıdaki tabelada gösterilmiştir. Bu mesire alanına her giriş için bir bilet kesilmekte. Bir hafta sonunda bu mesire alanına giriş yapan yayaların sayısı minibüslerin sayısının 2 katı. Şimdi yayalardan x kişi girmiştir diyelim. Minibüslerden o zaman hatta yayalardan 2x minibüs x tane minibüs girmiştir diyelim 2 katıydı. Ve demiş ki otomobillerin girişinden elde edilen gelir minibüslerin girişinden elde edilen gelirin 2 katından 300 lira eksik olmuştur. Şimdi minibüslerin girişinden elde edilen gelir nedir? 30 çarpı x 30x. Otomobil de bunun 2 katından yani 60x'ten sevgili arkadaşlarım 300 TL eksik olmuş. Buradan elde edilen gelir de 8x'tir. Peki 60x eksi 300 otomobillerden elde edilen gelirse her otomobil içinde 10 lira alınıyorsa ben bu 60x eksi 300'ü gider otomobil sayısına pardon otomobillerden alınan ücrete bölerim ona bölerim. Bu da 6x eksi 30'u verir bana. Gördüğünüz gibi 2 tane 0 sildik sadece. 6x eksi 30'u verir. Demek ki otomobilde 6x eksi 30 tane otomobil girmiştir içeri diyebiliriz. 195 adet biletin kesildiği bu haftada. Kaç tane bilet var arkadaşlarım bakın burada bu kadar. O halde 2x 6x daha 8x x daha 9x yapar. Şuraya yazalım. 9x eksi 30 eşittir kaçmış? 195'miş. Madem öyle 9x kaç gelir arkadaşlar? 225. O halde x kaçtır? Tabii ki 25'tir. Mesir alanının geliri kaç lira olmuştur? Geliri hesaplayalım şimdi. 30x 60x daha 90x 8x daha 98x yapar.
98x eksi 300 eşittir diyorum. Şimdi arkadaşlar x kaçtı? 25'ti. X 25 ise eğer ben burada 98 ile 25'i çarpacağım. 98 çarpı 25 eksi 300'ü hesaplayacağım. Ya da direkt şöyle de yapabilirsiniz. X zaten 25'ti. Direkt şurada hesaplarsınız. 98 ile 25'i çarpmak size zor geliyorsa. 8 kere 25 200. 60 kere 25 arkadaşlarım 1500. 300 çıkardınız. 1200 lira buradan gelir var. 30 kere 25 de 750 liradır. Şimdi bunları toplayın. 200, 750 daha 950, 1200 daha 2150 yapar. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum 4'te. Şimdi 4. sorumuzda taşıma kapasitesi en fazla 180 kilogram olan bir asansöre Akın, Barış ve Cem ikişerli ikişerli binmişler. Asansöre Akın ile Barış beraber bindiğinde asansörün taşıma kapasitesinin dolmasına 30 kilo kalmış. Şimdi 180'di, 30 çıkardım. Demek ki bu ikisinin kiloları toplamı 150. Akın'la Cem binince taşıma kapasitesine 40 kilogram kalmış. Demek ki bu ikisi 140 kilogram. Barış'la Cem beraber binince de 50 kilo kaldığına göre demek ki bunların toplamı da 130 kilo. Üçü birlikte bu asansöre bindiklerinde asansörün taşıma kapasitesi kaç kilogram aşılmış olur? Hepsini toplayın arkadaşlar. 2 parantezinde A artı B artı C gelir. Bu da 150, 290, 320, 420 yapar. O halde A artı B artı C, yani 3'ü bir beraber bindiğinde asansörde 210 kiloluk bir yük oluşur. 2'ye böldüm her iki tarafı. 180 de taşıma kapasitesi kaç kilogram aşılmış oldu arkadaşlar 210'a? 30 kilogram aşılmış oldu. Yani cevabımız Bursa seçeneği olmuş olur. 43. sayfamızdayız. 5. sorumuz. İçecek bileşenleri, ki her biri 100 mililitredir diye de parantez içerisinde verilmiş. Bir meyve suyu, bakın havuç, portakal ve elma var. Bir meyve suyu dükkanında havuç, portakal ve elma sularının birleştirilmesiyle oluşan 400 mililitrelik içeceklerin fiyatları 100 mililitrelik her bir bileşenin fiyatı ayrı ayrı toplanarak hesaplanmaktadır. Bu meyve suyu dükkanındaki içeceklerden 3'ünün fiyatları içeriği aşağıda gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar 3 tane havuç ve 1 tane portakal 4,5 lira yapıyormuş. 3 tane portakal ve 1 tane elma bileşeni 6,5 lira yapıyormuş. Ve 3 tane elma ve 1 tane portakal ise 7,5 lira yapıyormuş arkadaşlar. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dükkanda satılacak meyve sularından birinin fiyatı olamaz diye sorulmuş. Şimdi biz burada havuç, portakal ve elmanın ayrı ayrı fiyatlarını bir bulalım, bir hesaplayalım isterseniz. Nasıl hesaplayacağız? Ona bir bakalım. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, 3E artı P'den 3H artı P'yi çıkarırsanız P'ler gider. Böylelikle 3E eksi 3H eşittir. 7,5'dan 4,5'u çıkardınız, 3 geldi. Yani E eksi H eşittir kaç oldu? 1. Her iki tarafı 3'e böldük. Bir de 3P artı E'miz vardı. Pardon, E ile H'ın bulunduğu, beraber bulunduğu bir şey yok değil mi? Yok, pekala. E eksi H'ın biz 1 olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında ben burada şunu yazabilirim arkadaşlar. Bir daha bakalım. E artı P'yi hesaplayabilirdik. Tamam, şöyle yapalım, daha kolay olur. Şunu hesaplamayalım arkadaşlar. Oradan da gelebilirdi ama şu an devamını çıkaramadım. Şöyle düşünelim en iyisi biz. E veya P'lerden bir tanesini yok edelim. Şu ikisi zaten elma ve portakala bağlı olduğu için bu ikisinden birini yok edelim. Nasıl yok ederiz? Şunu 3 ile çarpalım arkadaşlar. 9 portakal artı 3 elma eşittir 3 kere 6,5 19,5 lira yapar. Tamam mı? Ve sevgili arkadaşlarım P artı 3E'de gördüğünüz gibi 7,5 lira. Üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım. 8P kalır. 3E'ler birbirini götürür. 19,5'dan 7,5 çıkarırsanız 12 lira yapar. Ve portakal eşittir 12 bölü 8'den 3 bölü 2 gelir. Yani sevgili arkadaşlarım 1,5 liradır diyebiliriz. Şimdi şu 1,5 liraysa karşıya attınız. 3E eşittir 6 lira yaptı. Demek ki E buradan 2 liraymış. P 1,5 liraymış. E 2 liraysa arkadaşlar, bakın şurası. Karşıya attınız 3 portakal eşittir. Gerçi portakalı bulmuştuk, özür dilerim. Ne kaldı? Havuç kaldı değil mi? Havucu nereden buluruz? Şuradan. Portakalın 1,5 olduğunu biliyoruz. Karşıya gönderdiniz. 3H eşittir 3 yaptı. H da buradan, yani havuç da 1 geldi. Bakın elma 2 lira, havuç 1 lira, portakal 1,5 lira. Şimdi gelelim şuraya. Portakal 1,5 liraydı. Burada 4 tane portakal var. 4 kere 1,5 6 lira yapar. Doğru. Adana seçeneği doğru olabilir yani.
Havuç 1 liraydı. Şu ikisi 2 lira yapar. Portakal 1,5 liraydı. Şu ikisi 3 lira yapar. 2,3 daha 5'tir. Bu da olabilir. Havuç arkadaşlarım 1 liraydı. Şurası 3 liradır. Elma da 2 liraydı. 3,2 daha kaç yapar? 5. Ama burada ne demiş? 6 lira demiş. Demek ki Ceyhan seçeneği olamaz diyeceğiz biz bu fiyatlamalı listesinde. 5. sorumuzu bitirdik. Geçtik 6'ya. Şu kısmı silebiliriz arkadaşlar. Bazıları kırmızı, diğerleri, hatta şöyle bir de yaklaşalım isterseniz. Hop, şöyle yapalım. Bazıları kırmızı, diğerleri mavi renkteki toplam 28 tane boş kutudan. Şimdi kırmızılar var. Bir de arkadaşlarım maviler var. Kırmızıların sayısına ben K dersem 28 eksi K tane mavi kutunun olduğunu görüyoruz. Kırmızı olanlara 5'er tane, şunlara 5'er tane arkadaşlar. Ve mavi olanlara da 8'er tane kalem konuluyor. Eğer böyle yapılmayıp kırmızı kutulara 8 tane konulmuş olsaydı, yani kırmızının sayısı K idi, bunlara 8 tane, bunların sayısı da 28-K idi, bunlara 5'er tane konulmuş olsaydı kalemlerden 12 tanesi elde kalacaktı demiş. Şimdi şöyle diyelim, kalem sayısını bulabilmek için 5K artı 8 kere 28, 160 artı 64'ten sevgili arkadaşlarım 224 yapar. Eksi 8K eşittir diyorum. Eğer şu şekilde konulmuş olsaydı 8K artı 5 kere 28, 140 yapar. Eksi 5K dedim. Kalemlerden kaç tanesi artıyordu? 12 tanesi artıyordu. Bu buna eşittir diyeceğiz. Şimdi 5K'dan 8K'yı çıkardım. Eksi 3K. 8K'dan 5K'yı çıkardım. Artı 3K. Bu tarafta 3K var. Bu tarafta eksi 3K var. Eksi 3K'yı 3K'nın yanına attım. 6K oldu. Eşittir diyorum. Şurada 140 artı 12'den 152'miz var. Bu 152'yi 224'ün yanına atalım. Böylelikle 48 artı 24'ten 72 gelecektir. Yani K burada kaçmış arkadaşlarım? 224'ten 152'yi çıkardım, 72'yi buldum. K da buradan 12'ymiş diyebiliriz. Mavi renkli kutu sayısı kaçtır? Mavi renkli kutu sayısına ben 28 eksi K demiştim. Dolayısıyla 28'den 12'yi çıkarırsanız K'yı 12 bulduk çünkü. Cevabımız 16 olacaktı. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve devam ediyorum 7 ile ve son sorumuz aynı zamanda. İçinde kendisiyle aynı uzunlukta 4 ayrı kablo olan gri kablo tam ortasından, içteki kablolar ise sağ uçlarından aynı boyda birer parça kesiliyor, ucuca birleştiriliyor. Şekilde x ile gösterilen uzunluğun gri kablonun kesilmeden önceki boyuna oranı 0.75 olduğuna göre küçük pembe parçanın uzunluğunun pembe kablonun kesilmeden önceki boyuna oranı falan filan diye sorulmuş. Bak şimdi. Hemen şöyle diyelim. İyi dinliyorsunuz. Şu 4 parçanın her birinin uzunluğuna biz x, 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 x diyelim, tamam mı? Böylelikle şu kısım x demeyelim, x kullanılmış. A diyelim arkadaşlarım. Şurası A, A, A ve A olsun. O zaman şurası kaç A'dır arkadaşlar? 4 A'dır. Değil mi? Pekala. Şekilde x ile gösterilen uzunluğun, yani buranın tamamının uzunluğu bir kere tam ortasından kesilmemiş miydi? Değil mi? Tam ortasından kesilmişti. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Bir daha düşünelim. Tamam, şimdi oldu. Şekilde x ile gösterilen uzunluğun gri kablonun kesilmeden önceki boyuna oranı 0.75'miş bakın. Şimdi o zaman biz bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. 0.75 demek 75 bölü 100 demek. Yani 25 ile sadeleştirirseniz 3'e 4 demek. Tamam mı? X uzunluğunun kablonun kesilmeden önceki uzunluğun oranı demiş ya. Şimdi ben kablonun kesilmeden önce uzunluğuna B der, 2B dersem şurası ne olacak? B olacak. Ve böylelikle sevgili arkadaşlarım X uzunluğumuz ne olmuş oldu? B artı 4A olmuş oldu. Bölü gri kablonun kesilmeden önceki uzunluğu da 2B'dir. Ve kaça eşitmiş? 3 bölü 4'e. Bir içler dışlar çarpma alalım mı sizle beraber? 4B artı 16A eşittir 6B yapacaktır. Attınız bunu bu tarafa, 16A eşittir 2B yapar. Ve buradan B eşittir kaç gelir? 8A yapar arkadaşlar. Bize sorulan ise şu. Küçük pembe parçanın uzunluğunun, yani bir tane A'dır o, bu uzunluğun pembe kablonun kesilmeden önceki boyun oranı. Şimdi pembe kablo önceden ne kadardı? İçerisinde bunun tamamen pembe kablo yok muydu? Evet, tamamen pembe kablo vardı. Yani 2B'ye oranı mı sorulmuş? Peki B neydi? 8A. 2B nedir? 16A'dır. A'yı 16A'ya böl demiş. A'lar birbirini götürse cevap 1 bölü 16 olur. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, bu videomuzun ve testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Diğer testte, diğer videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.